yapsanız aslında daha güzel olur. Arka taraftaki lavantaların topraklarını falan böyle düzeltilmiş gibi yaparsanız. Beşten sonra at da. İpi alacaklar. Bir dakika de. Sizi rahatsız etmemek için ipi alacak. Evet, bildiğiniz üzere burası Sıtkı Usta'nın 35 yıllık evinin, atölyesinin, ocağının olduğu yer. Ben de babam rahmetli olduktan sonra 11 yıldır buraya emek ve gönül veriyorum. Babamın gerçekleştirmeyi ömrünün yetmediği projelere kendi hayallerimi de katarak ilerliyorum. Bugün köyden ablalarımızla birlikte lavantalarımızı diktik. Burada büyük bir tesis yapma yolunda bir bankanın desteğiyle birlikte bir projeye başladık. Mutfak Sanatları Müzemiz yer alıyor projemiz içerisinde. Burada Kütahya Çinisi'nin yanında aynı zamanda kaybolmaya yüz tutmuş reçetelerimiz, yerel yemeklerimiz sergilenecek ve yoldan geçen misafirlerimiz de buluşacak. İçinde bulunduğumuz alan sadece bir lavanta bahçesi değil. Biliyorsunuz birçok il çevremizdeki Afyon, Burdur, Bilecik, Isparta lavanta turizminden yararlanıyor. Ben bu konuda biraz fazla iddialıyım. Burayı Türkiye'nin en büyük lavanta köyü yapmak adına bir adım attık. Buranın içerisinde çekim platoları, dom house'lar, tine house'lar, karavan park yerleri, çadır park yerleri, ATV parkurları olacak. Şu an lavantalarımızı ektik ama bunlar Mayıs-Haziran ayında çok bambaşka bir çehreye bürünecekler. Önümüzdeki günlerde burada farklı etkinlikler de yapmayı planlıyoruz. Biliyorsunuz şu anda bu karavan ve tiny house lüks çadır kültürü ve projeleri birçok hazine arazilerinde, tarım arazilerinde, milli parklarda uygulanıyor. Bu projeyle Kütahya'nın çehresinin de aynı zamanda değişeceğini düşünüyoruz. Mayıs ayında tekrar görüşmek üzere diyelim.